Evet, bu dersimizde ekip çalışmasından ve iş etiyle alakalı konulardan birazcık bahsetmek istiyorum. Vakit kaybetmeden hemen ekip çalışmasıyla yolumuza devam edelim. Yeni işe başladığınızda yaşanabilecek süreçlerden birazcık bahsedelim. Ekip çalışması adına az önce hiyerarşik durumlarla alakalı aslında da daha önceki videolarımızda, derslerimizde bahsetmiştik. Fakat ekip çalışması adına nelerle karşılaşabilirsiniz? Birincisi şirketin hiyerarşisini bilmiyorsunuzdur. Yazılımsal olarak. E, dinamiklerini bilmiyorsunuzdur. E, projenin Projeye yenisinizdir. Ona adaptasyon süreci geçirmeniz gerekiyordur. Nerede ne yapacağınızı bilmezsiniz. Bir şeyden çok emin olarak yaparsınız. E, yapmayı düşünürsünüz. Fakat o emin olduğunuz şeyi etkileyen o kadar fazla parametre vardır ki bunu yapmanız sizin başınıza iş çıkartabilir. Bu yüzden belli noktalarda kendinizi e, tamamen şey noktada bırakın. Yani bir teknolojiyi biliyor olabilirsiniz fakat şirket dinamiklerini bilmiyorsanız o bilginiz sadece şekillenmesine ihtiyaç vardır demek. Yani demek istediğim örnek bir JavaScript'ten javascript'te çok hakimsinizdir. Fakat şirkete girdiğinizde JavaScript'in yani o projeyi bilmiyorsunuzdur. JavaScript'i ne kadar bildiğinizin çok bir önemi olmaz iş yerindeki yapıyı da bilmeniz gerekir. İşte en büyük problem bu. Bunu öğrenmek en önemli nokta diyebilirim. Diğer bir konu ise bir şey yaptığınızda yani süreci işleyişini bilmiyorsunuzdur. Mesela işte analistlerden size bir talep gelir. Bu talep doğrultusunda size bir ID verirler. Bu ID ile gidip git, GitHub'da bir branch aç derler. Yani şirket böyle çalışıyordur. Bir branch açarsınız. GitHub apisi ile proje yönetim aracı entegredir. Doğal olarak direkt GitHub'ın işte orada kontrol yapılır. E, bu proje açıldı. GitHub branch'ı açıldı ve sizin buradaki ya da otomatik olarak da branch açılmıştır zaten. Ee, o ID ile beraber. Siz sadece gerekli repository'yi Pool edip, çekip, klon yapıp ya da pool edip artık güncellemeleri ilgili branch'e geçerek güncellemeleri yapıp push ettiğiniz zaman e, süreç ilerliyordur. Sonra test sistemine geliyor. Şey, tester'lara geliyorlardır. Geliyordur sistem. Tester'dan okey aldıktan sonra branch siliniyordur. Vesaire vesaire. Böyle bir süreç vardır. Ve bu süreçten siz haberdar değilsinizdir. Doğal olarak bunları yaşayacaksınız. Bunların öğrenme, bu tarz oryantasyon süreçlerine Aşina olacaksınız çünkü ekip çalışmasındaki en önemli nokta kimse kimsenin kodunu parçalamasın, bozmasın. Uygun bir şekilde e, projeyi güzel bir şekilde bir yeri bozmadan yapmak bu önemli nokta. Tamam? Devam edelim. Doğru geri bildirimin önemi. Eğer bir sorun yaşıyorsanız ya da bir yerde bir problem gördüyseniz bunu doğru bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Sistemde çalışmayan bir yer varsa, hiyerarşik süreçte de varsa bunu doğru bir şekilde geri bildirimini vermiş olmanız çok önem arz ediyor. Ya da sizin başınızı belki de derde sokabilecek bir şey gördünüz. Ya ben şimdi bunu söylersem benden bilirler demeyin. Bir yerde hata yaptığınız zaman direkt söyleyin ki diğer arkadaşlarınızdan biri belki de bu probleme çözüm bulabilir. Firmalardaki kişi çatışması ve politikalar. Bazı insanlar vardır sürekli yükselmek isterler ve bulunduğu yerde yükselmek isteyebilirler. Bazı insanlar vardır bulunduğu şirketi bir basamak olarak değerlendirip başka başka yerlere gitmek isteyebilirler. Siz burada hangi, siz, hangi formata girdiğinize karar vermiş olmalısınız, karar vermelisiniz. Bu çok önem arz ediyor çünkü ee, bu noktada firmalarda çok fazla kurumsal şirketlerde özellikle çok fazla kişilik çatışması çıkabiliyor. Ya da hiyerarşik problemler ortaya çıkabiliyor. Mesela aynı anda işe başladığınız iki arkadaş bir doğal olarak aynı noktadasınız. Aynı konumdasınız. Ve ikiniz de yükselmek istiyorsunuz. Ve birbirinize yardım etmiyorsunuz. Böyle durumlar da var. Bu durumda siz her zaman uzlaşmacı yolu tercih etmeyi tercih etmelisiniz. Diğer bir nokta ise mesela bir şirkette bir arkadaşınız var. Ekip lideriniz bir şey yanlış söylüyor. Yanlış söylüyor ve siz doğruyu söylediğiniz için sizi ezmeye başlıyor, ezmeye başlıyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bu noktada ne yapmalısınız? Bu ezme işlemi siz ona iletişimsel yönlerinizi kullanarak benim sizi karşı bu şekilde hani insanların içerisinde zaten bunu yapmayın da böyle bir şeyde ama bunun da bir istisnası var. Bu yanlışın hani sizi onu rencide etmek için olmadığını, burada bir yanlışlık olduğunu, bunun değişmesi bizim daha iyi bir şekilde çalışacağımızı, daha iyi bu teknolojiyi seçmemizin daha iyi olduğunu anlatmanız gerekiyor. Doğal olarak bu bu tarz yerlerde kişilik çatışması bundan dolayı çok olabiliyor. Fakat bu Ekip lideri ya da başka birisi sizden hiyerarşik olarak daha yüksek bir seviyede olan bir arkadaşımız sizi insanların içerisinde ezmeye çalışıyorsa, haksızlık varsa insanların içerisinde bunu siz de donelerinizle beraber sunun. Özellikle o arkadaştan daha üst rütbeli birisi varsa çekinmeyin söyleyin. Gerçekten öyle. Siz kendinizi ezdirmezseniz kimse sizi ezmeye çalışmaz. Tamam başka ne var? Elimizde devamı iş etiği, iş arkadaşlarıyla ilişkiler bundan bahsetmiştik. her zaman dürüstçe yaklaşın, iletişimi hızlı, şey hızlı diyorum. İyi tutmaya çalışın, iletişim her şeyin anahtarı gerçekten. Ben mesela bir sürü şirkette çalıştım kurumsal olarak. iş arkadaşı denilince aklıma direkt çalıştığım ilk telekomünikasyon şirketi geliyor. Gerçekten hem hiyerarşik düzenin olduğu hem politikaların hem hırsın mücadelenin içerisinde olduğu bir yerdi. bayağı bir entrikalıydı. Ama en önemli nokta iş arkadaşları deyince aklıma orası geliyor daha çok. Çünkü birbirimiz için çalışıyorduk. Birbirimizin arkasını kolluyorduk. Yani inanılmaz bir güvendi. Mesela benim hemen... Aynı işi yaptığımız bir arkadaşım vardı. Ömer buradan kendisine selam söylüyorum. Mesela ona da söylemiştim. Eşime de daha önceden de söylemiştim hatta. Yani Ömer gibi bir arkadaş ile çalışmak çok güven veriyordu. Çünkü bir sıkıntı olduğunda ben yoksam kesinlikle o problemi çözebilecek yetenekte bir arkadaştı. Ve aramızdan su sızmazdı ya da mesela production'a geçeceğiz. Şeyin olduğu gün 4.5G'ye geçişin olduğu gün bizim şeye geçişimiz sunuculara girmemiz bile yasaklanmıştı ta en üst seviyede. O gün Ömer mesela şey yapmıştı production'da test sisteminde çalıştığını zannedip production'da çalışma sunucu çökertmişti. Aman Allah'ım biz baz istasyonları işini yapıyorduk. Düşünün baz istasyonlarından haber alamıyoruz. Yani öyle bir durum var. Ve akşamında 4.5 G'ye geçiş var. Bir yıldan beri ona hazırlanıyoruz. İnanılmaz bir durumdu. Ya çok kötüydü. Ve o gün gerçekten canımızı dişimize taktık ve o problemi aşmaya baktık. Baya bir kriz olmuştu ama günün sonunda aştık. ara, bunun yani ne müdürümüz sormadı. Yani bunu kim yaptı arkadaşlar demedi. Çünkü kimin yaptığı çok net olarak gözüküyordu. Ama ki, kimse de çıkıp ya Ömer sen böyle yaptın ya da işte Gökhan sen böyle yaptın kimse de bunu söylemedi. Doğal olarak birbirimize orada o iletişimi iyi kurmamış olsaydık böyle dayanışma olmazdı. Keza benim yine böyle bir anım var onu da anlatayım. İş arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyi oturuyor bunlar. Biz bugün yeni bir ürüne geçiş yapacağız. Yeni versiyona 2'den 3'e geçeceğiz ve yani milyonluk proje bu. Eee şimdi yaptığımız iş şu. Baz istasyonlarına sinyaller alıyoruz ve bu sinyalleri anlamlı hale getiriyoruz. Orada bir sürü algoritma var, bir sürü veri yapısı var, bir sürü bir sürü iş var. Neyse önemli değil. Her işte baz istasyonundan sinyal alıyoruz. Ben şu an çalışmıyorum. Şurada kablo kesik, şurada su geliyor. Şu işte herhangi bir problem yok. Rüzgar çıktı. Baz istasyonu kabinin kapısı açıldı vesaire vesaire. Bunlara alarm deniliyor. Tabii ki de problemsiz alarmları filtreliyoruz. Problemlere bakıyoruz. Çünkü eğer baz istasyonu çalışmıyorsa ilgili ekibin oraya gidip onu düzeltmesi gerekiyor. Burada hem fikirsek şimdi olayı anlatıyorum. Test sisteminde çalışıyoruz. Sonrasında e, yeni sistemi test etmek için böyle saniyede 15 bin tane 100 bin tane alarm gönderiyoruz. Milyonlarca alarm gönderiyoruz. Böyle test testler yapıyoruz. Sonra bir telefon geldi. E, başka bir birimden. Bir baz istasyonundan hata e, alarmı geldi. Problem alarmı geldi. Fakat ekip gitmiş. Şey yok. Ekip yok. Ya, e, hata yok. Sonra bir tane daha telefon geldi. Şurada da var aynı problem. Şurada da var. Şurada 15 bin tane gerçek sahaya production sahasına <laughs> alarm göndermişim. Sanki problem varmış gibi. Oradan geliyormuş gibi simüle etmişim. Doğal olarak ortalık dışı. Çünkü neden? Türkiye'nin dört bir yanındaki ekipler basitasyonla sahaya gidiyorlar. Gece yarısı, gece 2-3 gibi bir şey. Ve doğal olarak orada bir şey var. Ne kadar ekip giderse o kadar para çıkıyor. Telekomünikasyon şirketinin cebinden. Ee, bundan dolayı baya bir sıkıntı yaşamıştım. Ve benim ilk şeylerimden bir tanesiydi orası. Ee, yani sistemi bilmem şey yapıyorum. Bir kod yazdım ve yanlışlıkla domainin yerini değiştirip bam! <laughs> Çok kötü bir durumdu. Ee, böyle başımın aşağı kaynar sular dökülmüştü. Ama mesela Özkan abi vardı orada. İlişkimiz iyi olduğu için dedi ki problem değil. Rahat olun. Biz bunu çözeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Problem bizden kaynaklandı dedi. Direkt direksiyona geçti ve durumu düzeltti. Bu yüzden iş arkadaşlarınızla ilişkinizi her zaman sağlam tutarsanız hata yaptığınızda arkanızdan konuşacak, kuyunuzu kazacak insanlar olmaz. En önemli nokta bu. Yaptığınız işe ve ilişkileri düzce yaklaşmanın önemi. Evet bir hata yapıyorsanız bir işte hata varsa bunu direkt söyleyin. Bu işin olmayacağı varsa da onu da düzce söyleyin. İlişkilerinize düzce yaklaşın. Bunun size faydası var diyebilirim. Ve 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 bu sürecin sonuna geldik. Bir sonraki dersimiz ne olacak? Ee, ekip içerisinde GitHub ve Git kullanımını e, nasıl yapıldığını böyle örneklerle hep beraber üzerinden geçeceğiz. Birazcık ellerimizi kirleteceğiz. O halde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.